Türk şehit aileleri de olabilir. Bunun içine katabiliriz. Gelin bizim barış annelerimizle beraber, adalet nöbeti annelerimizle beraber el ele verelim. Bu ülkede çocuklarımızın ölmemesi için el ele verelim. Gereği neyse yapalım. Eğer beraber ölüyorsak ve birileri bundan nemalanıyorsa biz bundan bir artık çıkar politikası olduğuna inanıyoruz artık. Biz çocuklarımızı kimsenin çıkar politikasına kurban etmeyelim. Geleceğimizi kimsenin şahsi geleceğine kurban etmeyelim diyoruz. Onun için bütün anaları, bunun Türk'ü olabilir, Kürt'ü olabilir, Alevisi olabilir, bunun sosyalisti olabilir, bütün siyasi hareketler olabilir, iş emek kesimi olabilir. Büyük bir sömürü ve talanla karşı karşıyayız. Artık ülke üreteme duruma gelmiştir. Üretim bitmiştir. Çünkü karşılığını almadığı için, savaşa gittiği için bu paralar halka dönmüyor. Onun için biz sloganımız emektir, barıştır, adalettir ve bu ülkeye kalıcı bir barışı sağlamak için bizim üstümüze ne düşerse en çok canı yanan biz olduğumuz için biz bunun acısının ne olduğunu çok iyi biliyoruz ve biz buna hazırız. Yeter ki bizimle el ele verin, beraber adalet için ne gerekiyorsa yapalım. Sayın Hocalan, her şeyden önce gerçekten bir Orta Doğu uzmanıdır. Kafa yormuş bir insandır. Ve aynı zamanda Sayın Öcalan gerçekten paradigmasal olarak baktığın zaman bugün bir Rojava devrimi var. Kadını yücelten ve aynı zamanda bütün hakları bir araya getiren ve emek sömürüsü olmadan bir yaşam felsefesi ortaya koyduğu açıkçadır, ortadadır. Sayın Öcalan'ın ortaya koyduğu bu paradigma gerçekten barışa davettir ve gerçekten insanların birbirini sömürmediği bir dünya yaratmadır. Spiti neden bugün 38 aydır Sayın Öcalan'dan haber alınamıyor? Neden Spiti görevini yapmıyor? Spiti'nin önündeki engel veyahut Spiti'yi engelleyen ne? Bunu halk kamuoyuna açıklayabilir. Kimden korkuyorsunuz? Neyiniz var? Bugün orada büyük bir ihlal var, bir insanlık ihlali var. Bunun altına imzası olan devletler var. Bunu kendileri de kabul etmemeleri gerekiyor. Evet, bizi ziyarete gelen bazı Avrupa heyetleri de var. Biz onlarla da görüştük. Söylediklerimize inanamıyorlar. Nasıl böyle bir şey olur? Evet, inanın, böyle bir şey oluyor. Siz de biliyorsunuz ama işinize gelmiyor. Bunu artık herkes doğru bir şekilde önüne kitabını koysun ve okusun. Neyi okuduğunu çok iyi bilsin. Kürtler çok iyi okuyor. Kürtler politik bir millettir. Kürtler herkes, her beynin ne demek istediğini de biliyor. Onun için bundan sonrası Kürtleri kandırmak gibi kimsenin ne eğilimi olsun ne meyli olsun Kürt'e bunu kabul etmez. Kürt'e kimsenin kullanıcı aracı da olmayacak ve olmayacağız da. Ve biz şu andaki tutsak aileleri olarak elimizi taşın altına koymuşuz. Bütün herkesten diyoruz ki gelin el ele verelim. Tertemiz bir dünya istiyoruz. Tertemiz bir Türkiye istiyoruz. Ya herkes bir rahat nefes alsın. Korku imparatorluğu artık kalksın ortada. Artık korku diye, ölüm korkusu diye bizim korkumuz da yoktur. Biz çocuklarımız için bir gelecek yaratmak istiyoruz. Geleceği olmayan bir toplum neyden korksun ki?